Pek rahat değil ama görsel açıdan iyi resim veriyor. Yani. Nasılsınız? Zaten ömrüm de o kadar rahat geçmiş değildir. Dolayısıyla rahatsız olmam. Kolay kolay. Evet. Rahat geçmediğini mi düşünüyorsunuz ömrünüzün? Evet. Kesinlikle. Yani benim gibi bir adamın ömrü zaten rahat geçerse o da dalgalı yakışma. Oysa Türkiye'de hep şöyle bir görüş vardır. Özellikle halk nezdinde. Canım işte sanatçı adam. Yani nihayet sazını çalıyor, şarkısını söylüyor. Ve, 2 dakika şarkı ve söylüyor. Ve yaşıyor yani. Yaşıyor. Evet. Krallar gibi yaşıyor. Yani. ama siz dalgalı ve rahatsız bir hayat sürmekte olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet, her zaman. Evet, her buyurun. Zaman. Sözünüzü evet. bitirin. Evet, estağfurullah. Cevabını vereceğim. Şimdi rahatsızlık deyince tuhaf bir şekilde bana saçlarınızı çağrıştırdı bu mesele. Herhalde Türkiye'de saçtan baştan, kaştan gözden de rahatsız olmak hiç gündemden kalkmıyor. Hayatınıza ve yapıp ettiklerinize geçeceğiz ama bu saç mevzunu öne alalım istiyorum ben. Olabilir. Türkiye'de herhalde uzun saçla kamuoyu önünde arz endam eden ilk isimsiniz. Evet. Ve bayağı uzunca bir müddet yalnız başına. Evet, tek başına uzun saçlı olarak Erkin Koray göründü. Başınıza da herhalde epey şey geldi. Evet, tabii. Yani biz öyle ülke olarak öyle uzun saçımızı saç falan kolay kolay. Bizi bozar ya. Evet. kolay kolay kabul etmeyiz. Kabul ettirinceye kadar yani neticede birilerinin öncü olması gerekiyordu bir işte. Bu konuda ve daha bir sürü konuda olduğu gibi bu konuda öncü ben oldum ama gerçekten bir hayli zorluk çektim. Ama ödediğiniz bir fatura da var. Özellikle sanıyorum Beyoğlu'nda başınıza bir hadise geliyor. Bir değil. Bir değil. Her gün. Onlardan bir tanesini duymuşsunuzdur muhtemelen. Herhalde benim duyduğum, sizin anlatacak olduğunuz da o. Bir kavga çıkmış sanıyorum. Kalabalık bir grupla kavgaya tutuşmuşsunuz. Doğru mu? Hangisi? Hangisinden bahsediyorsunuz diyeceğim. Çok ayıp. Aslında bu konuyu hiç istemiyorum söylemek ama neticede bir gerçektir bu da. Yani saklasam ne olacak? Mutlaka orada bilenler var. En azından o olaya karışanlar biliyordur. Evet. Hangisinden bahsediyorsunuz? Bir ipucu benim verin. Benim edindiğim bilgi şöyle, istihbarat diyelim tırnak içinde. 7 kişilik bir grup ve siz 3 kişi yanınızda 2 arkadaşınızla birlikte İstiklal Caddesi'nde ve sanıyorum o 7 kişilik grupta saçlarınıza tepki gösteriyor. Bir kavga çıkıyor. Siz cüsse olarak çok iri yarı değilsiniz ama onun da istihbaratını aldık. Kavgadan alnınızın akıyla çıkmışsınız. Böyle de bilgi geldi. Yine hangisi demeyin lütfen, böyle bir şey olmuş. Peki, şimdi bu konuya ilişkin madem öyle bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi ben özellikle bu saç uzatma konusunu falan bir barış simgesi olarak yaptım bu konuyu. Yani insanların kıyafetine göre hüküm vermeyin arkadaşlar. Hı hı. Kendi değerine göre değerlendirin. Mesajı için saç uzatıldı zaten bu dünyada da. Ama bu barış isteyen adamı toplum tamamen neredeyse savaşçı ve hatta bir iki yerde kavgacı falan da diye yazıldı, çizildi. Halbuki ben tam tersini iddia eden biriydim. Fakat ben bundan kaçamadım. Ve dolayısıyla her gün başıma gelen olaylar yüzünden ben istemeyerek bu konuda uzman oldum. Sokak kavgası uzmanı. Yani öyle beni boksör güreşçi falan filan böyle bir alt edemez. Hani şimdi zaten şimdi olmuyor. Şimdi bu yaşlardan dokunmayalım diyorlar da gençlikte oluyor böyle şeyler. Sataşılıyor. Yani. Ama mecbur kaldınız yani, değil mi? Kesinlikle hep kendimi savundum zaten. Yani hayatta kimsenin üstüne yürümem, medeni bir insanım. Yani. Ama saç öyle. Yüzünden. Saç yüzünden evet. Yani ya da genel görünüş diyelim ona, kılık kıyafet saç.